Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev sosyal medya hesabından Muzaffer Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin Gobudilarda Yal rahmetli Yukarı Yağlıven Dilarda, Seyid Mahmudlu ve Eleskerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkent ve Sığınak, Hocavand'in Susanlık, Domi, Tu, Akaku ve Azı, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüddü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycandır dedi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin güvence altında olacaklarını söyledi. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada konuşan Aliyev, bu arada size söyleyebilirim ve birçok kişi bunu bilmiyor. Eski Ermenistan Savunma Bakanı Harut Yunya'nın kız kardeşi Azerbaycan'da yaşıyor. İsterseniz onunla bir görüşme ayarlayabiliriz. Bu gerçekten korku değil, bu Ermeni propagandası dedi. Türk silahlı insansız hava araçlarını Türk pilotlarının kullanıp kullanmadığı yönünde sorulan soruya Aliyev, tüm silahlarımız kendi personelimiz tarafından kullanılıyor. Sadece Türk yapımı insansız hava araçları değil, aynı zamanda İsrail yapımı insansız hava araçları, Rus yapımı askeri teçhizat ve diğer ülkelerde yapılan askeri teçhizatları da dedi. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyip istemeyeceği yönünde sorulan soruya Aliyev, çok uzağa bakmak istemiyorum çatışma alanındaki duruma bağlı olacaktır. Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin davranışına bağlı olacaktır. Birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz. Bence şu anda olan şey devam edecek dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak yıllar önce Türkiye ile saldırganlık durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık dedi. Karabağ'da Türk askerinin olduğu yönündeki iddiaları reddeden Aliyev, er, Türk askerini kim görmüş, bunu kim doğrulayabilir dedi.